Evet. Baktım. Abi şimdi şunu soralım ilk önce. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Kaç gün izin yapıyorsunuz? Yıllık izin mi? Yok yok ya, haftalık. Haftalık. Haftalık? 1,5 gün. 1,5 gün. Mesela haftada 4 gün çalışıp 3 gün izin yapmak ister misiniz? Önemli olan saat değil mi? Haftalık çalışma saati 45 saat. Tamam, yani mesela bu bir ülke var. O ülkede 4 gün adamlar çalışıyorlar. 3 gün izin yapıyorlar. 4 gün kaç saat çalışıyorlar? Aynı 8 saat normal. Yani burada çalışmak üzere. Yok, bizim ülkemiz kalkınmakta olduğu için bana sorarsanız haftada bir gün tatil, 6 gün çalışmamız lazım. Bir gün Yani de devlete çalışmamız lazım. 4 gün çalışıp 3 gün. Yok, 3 gün ne yapacağız? Yatacağız. Yani o bir gün yetiyor mu size? Yetiyor. Yetiyor. Yerinde çalışıyorsunuz. Tamam. Kaç gün, yani haftada kaç gün izin yapıyorsunuz? 2 gün. 2 gün. Evet. Bir ülke var Japonya'da 4 gün çalışıp 3 gün izin yapıyorlar. Ne güzel. Bu 2 gün yetiyor mu size? Yetiyor. Yetiyor. Yet. Ya burası Türkiye normal yani Japonya ile eşdeğer değil bu ülke. 4 gün çalışıp 3 gün izin yapmak istemez misiniz? Ya yapmak isteriz de burada olacak bir şey değil ki o. Olmaz mı? Burada olmaz. Çok zor. Çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Haftada kaç gün izin yapıyorsunuz? İzin yaptığım yok. Yok. 2 tane iş yerim var. Devamlı çalışıyorum. Devam çalışıyorum. Mesela Japonya'da oradakiler 4 gün çalışıp 3 gün izin yapıyor. Ne güzel. Keşke bizde de olsa. Türkiye günü şeyde çalışanlar oluyor. Haftada 1 gün izin yapıyor. Evet. Japonya'da 4 gün çalışıp 3 gün izin yapıyor. Yani şimdi bize de öyle mi olsun istiyorsun? Türkiye'de bu böyle bir uygulama yapılsa nasıl olur? Bence olmaz yani. 3 gün çok fazla. 3 gün çok fazla değil mi? Mesela bir gün yeter mi bir insana? Yeterli tabii ya. Ne, kaç saat çalışıyor zaten insanlar? 8 saat. 8 saat normal. Normal ya. Bence normal yani. Çünkü 8 saat çalışıyor. 12 saat çalışan da var ama onlar tabii farklı işlerde. Ama normal şeyde memurlar şunlar bunlar yani normal yani. Bir gün zaten cumartesi pazarı zaten yine tatil oluyor. Ya yetiyor yani. 3 gün hiç bence yok yani. Japonya'da 4 gün çalışılıp 3 gün izin yapılıyor. Bu uygulama Türkiye'de yapılsa nasıl olur? Hiç iyi olmaz bence. Neden? Çünkü Türkiye'nin zaten şu anda aktif bir geliri yani kişi başına bir geliri iyi bir şey olmadığı için insanlar sürekli hazır paraya alışacakları için yani ekonomi zaten şu an kötü bir durumda, daha kötü bir duruma gelecek. Yani ben böyle düşünüyorum. Mesela yani bir gün ya 6 gün çalışıp bir gün izin yapılıyor. Bu bir gün yetiyor mu? Bu sonra bence gelir düzeyine göre Aynen, cevaplanması evet. gerekiyor. Hani Şeye, enflasyona göre kıyaslanabilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Enflasyon durumuna göre iyi bir değerlendirme yapılması lazım. Zaten bizim ülkemizde şu anda birçok şey kobay faresi Evet. gibi denendiği için üzerimizde Evet. düzen tutturamıyoruz. Eğitim sistemi olsun, harcama sistemi olsun, yani kur endeksi olsun. Hani uygun bir durumda değiliz. Yani bunu bayağı bir şey yapmamız lazım. Çaplıca bir araştırmaya tabi tutmamız lazım ki. Gerekse özel sektör olarak fazlasıyla geri durumdayız zaten diğer ülkelere kıyaslanarak. Evet. Özel sektördeki iş alımı fazla olmadığı için. Zaten devlet sektöründe iş alımı had safhada. %10'larla giriliyor yılda katılım. Aynen. Zor bir şey yani. Japonya'da 4 gün çalışılıp 3 gün izin yapılıyor da. Bu sistem Türkiye'de olsa nasıl olur sizce? Bizim insanımız tembel. O 3 günü daha da arttırırlar. 6 günü yatarlar, bir gün çalışmaya kalkarlar. Oradaki vatandaşlar 6 gün şey pardon 4 gün çalışıyorlar, 3 gün izin yapıyorlar. Bu sistem Türkiye'de olsa nasıl olur? Çalışan açısından iyi olur. İşveren açısından kötü olur. Neden? Türkiye'nin ekonomik şartları ortada. Gelir düzeyi ortada. İşverenin ortamı ortada. Vergiler anlamında konuşuyorum. Kiralar, vergiler anlamında konuşuyorum. İşçi her halükarda biz de işçiyiz nihayetinde bir yerde. Tabii ki tatil yapmak ister, sosyal özgürlükler ister. Ama talep ve arzlar birbirlerini karşılamadığı için bu tip bir durum karşısında pek sağlıklı bir şey olmaz yani Türkiye'de. Türkiye'nin zaten genel durumu ortada olduğundan dolayı 3 gün izin yaptıktan sonra şimdi ben işçiyim. Bana 3 gün patron izin verdikten sonra o dükkanda benim işimi yapacak bir eleman olmadıktan sonra o iş durdu. Herhangi bir işlem uygulayamazlar. Yani o yüzden burada olması bence biraz saçma olur o konuda.